Merhabalar, hoş geldiniz. Ben AB Ketkem Sistemlerinden Cihat Kurt. Bugün sizlere AutoCAD 2023'ün yeniliklerinden ve artılarından bahsedeceğiz. Değişen çalışma tarzlarınızda yardımcı olan ve kullanıcı deneyimlerinin yanı sıra işbirliği ve otomasyon süreçlerini iyileştiren yeni özellikler içermekte bugünkü sunumumuzun konusu. Gündemimizde otomasyon, üretkenlik araçları, mobilite gibi baş konular mevcut. AutoCAD 2023'teki yenilikçi özelliklerin yanı sıra AutoCAD ile edindiğiniz bazı yararlı araçları ve AutoCAD'e neden milyonlarca kişi tarafından güvenildiğini gözden geçireceğiz. AutoCAD 2023'teki yenilikleri 3 temel bileşen olarak ele alacağız. İlk olarak YeniCAD otomasyonlarında nasıl daha hızlı çalışabileceğinizi ve özel araç setlerinin önceden oluşturulmuş parçalar ve sembollerle sektöre özel görevler için ek otomasyonlarla işinizi nasıl hızlandırabileceğinizi ele alacağız. İkinci olarak ise DVG dosyalarına istediğiniz herhangi bir cihazdan bağlanma özgürlüğü ve esnekliği sağlayan AutoCAD web ve mobil uygulamalarını anlatacağım. Üçüncü olarak ise son olarak daha verimli çalışmanıza ve projelerinizi daha hızlı tanımlamanıza yardımcı olacak en yeni özelliklere birlikte değineceğiz. Ve bunların ardından birlikte verilen araç setlerini kullanarak görebileceğiniz ek avantajları konuşacağız. İlk baş konumuz olan otomasyon sayesinde daha fazla üretkenlik. Özel bir araç seti kullanılarak tamamlanan görevler için ortalama üretkenlik kazancının yaklaşık %63 olduğu görüldü. Bu 7 farklı projede yapılan bir çalışmaydı ve kullanıcılar araç setleriyle bu 7 sektördeki, ekrandaki 7 sektördeki süreçlerde yüzlerce saat tasarruf edebildi. Örneğin bir mimar mimari bir araç setiyle normal AutoCAD ve AutoCAD Architecture araç seti ile bir çalışma gerçekleştirdiğinde AutoCAD Architecture ile %61'lik daha fazla bir verim aldığı gözler önüne geldi. İnşaat alanında kullanıcılarımız ilgili elektrik kontrolleri için kat planlarını, bölümleri, yükseklikleri ve kablo şemalarını otomatikleştirme gibi birçok şekilde araç setlerinden faydalanabiliyor. Bağlantıların ve kablolama şemalarının gerçek zamanlı hata kontrolünü kullanabiliyorlar. Konsept oluşturup detaylandırabiliyorlar. Haritalar için veri tabanı verileri DVG'lere, bloklara bağlayabilirler. Ve ayrıca diğer birçok yerleşik otomasyon ve sektöre özel iş akışından da yararlanabiliyorlar. Tasarım ve imalat tarafında ise mekanik, elektrik, boru tesisatı, HVAC sistemleri için sembol ve parça kütüphanelerini kullanabilir, parçaların hizalanmasını ve bağlantıların otomatik hale gelmesini sağlayabilirler. Özelleştirilmiş sütunlar, filtreler, verileri içe veya dışa aktarma ile malzeme listelerinin oluşturulmasını otomatikleştirebilirler aynı zamanda. Ve bunlardan hariç daha fazla özelliğimiz mevcuttur. İkinci ana konumuz ise benzersiz mobilite olarak karşımıza çıkıyor. AutoCAD ve AutoCAD LT abonelikleri herhangi bir cihazda CAD çizimlerine hızlı ve kolay erişim sağlayan AutoCAD web ve mobil uygulamalarını içeriyor. Uygulamalarımız sahada, evde veya hareket halindeyken, yani kısacası istediğiniz yerde en güncel dosyalarla tasarlamaya ve taslak oluşturmaya devam etmeyi mümkün kılıyor. AutoCAD web ve mobil uygulamaları, yani şöyle kısaca değinebiliriz. Windows veya Mac üzerinde, webde veya mobilde, Android cihazda, iPad'de, iPhone'da, istediğiniz cihazda, uygun bir cihazda kullanabiliyorsunuz. Çeşitli platformlarda uyumlu bir deneyim yakalayabiliyor ve istediğiniz her yerde DVG dosyalarınıza bağlanabiliyorsunuz. Ve buna ek olarak da çizimlerinizi Autodesk Bulut'u ve önde gelen bulut depolama sağlayıcıları ile, yani Google Drive olabilir, Box olabilir, Dropbox olabilir, bunun yanında Microsoft olabilir,
Bu tür sağlayıcılarla görüntüleyebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Ve 3 ana başlığımızdan sonuncusu olan kesintisiz yenilik. 2023'teki diğer bazı özelliklere de şöyle göz atalım. En heyecan verici yeni özelliklerimizden biri olan analizlerin bölümü. Çalışırken yenilenen işlemlerin bazılarını otomatikleştirerek veya denememiş olabileceğinizi yeni bir şey önererek üzerinde çalıştığınız adımları daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olabilecek özellikler öneriyor sizlere. Ve bu önerdiği özellikleri sağlayan bir açılır pencere görüyorsunuz. Bu açılır pencerede bilgileri size doğru zamanda ve doğru bağlamda sağlıyor. AutoCAD 2023 için bir başka heyecan verici özelliğimiz ise işaretleme içi aktarımı ve işaretleme yardımı olarak geliyor. Geçen yıl izleme özelliğinin piyasaya sürülmesinden sonra işaretleme içi aktarma ve işaretleme yardımı iş arkadaşlarınıza yorumları veya geri bildirimleri her zamankinden daha hızlı şekilde göndermenize ve gelen yorumları da aynı şekilde almanıza yardımcı oluyor. Yorum içeren PDF dosyalarını doğrudan AutoCAD masa üstüne aktarabiliyorsunuz veya AutoCAD mobil uygulamasını kullanıp basılı bir çizimin resmini çekerek kendi çiziminize aktarabiliyorsunuz. AutoCAD geri bildirimi çizminize yeni bir izleme katmanı olarak ekliyor ve metin tanıma ve metni nesneleri sadece birkaç tıklamayla çizminize aktarmanıza olanak sağlıyor. AutoCAD Lisp APC artık AutoCAD web uygulamalarında da kullanılabilir duruma gelmiş bulunmakta. İstediğiniz alanda AutoCAD web uygulamasında Lisp ile adım dizilerini otomatikleştirmek için kendi özelleştirmelerinizi oluşturabiliyorsunuz artık. Lisp dosyalarınızı yükleyip yönetebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz. Tasarımlarınızı daha hızlı tamamlamak için masa üstünüzdeki AutoCAD ile yaptığınız Lisp'leri de aynı şekilde komut olarak ekleyebilirsiniz. Ayrıca izleme, paylaşma, kayan pencereler ve sayfa seti yöneticisi gibi bazı mevcut özelliklerimizde de güncellemeler var. Geçen yıl yayınlanan kayan pencereler özelliğinde artık hangi çizim üzerinde çalıştığınızı daha kolay takip edebilmeniz için aktif pencereler komut satırını görebiliyorsunuz. Ve ekranınızı daha kolay düzenlemek için pencerelerinizi her seferinde aynı boyutta ayarlamanıza gerek kalmıyor. Bir kere ayarladıktan sonra o artık sizin tekrardan kaydetmenize olanak sağlıyor. Sayma özelliğinde hataları belirlemenize ve sayılan nesneler arasında gezinmenize sağlayan menü ile seçili bir alanda veya çiziminizin tamamındaki blokların ya da nesnelerin sayılmasını otomatikleştirebiliyorsunuz. Sayfa seti yöneticisi ile artık sayfa setlerini de her zamankinden daha hızlı açabiliyorsunuz. Autodesk Bulut platformu sayesinde de örnek veriyorum ekibinize hafta setlerini daha hızlı gönderebilirsiniz veya gelen hafta setlerini daha hızlı açabilirsiniz. Bu tür güncellemelerle birlikte AutoCAD 2023'ün yenilikleri sizlere daha hızlı ve daha etkin bir sonuca ulaştırmış olacaktır. AutoCAD 2023'e katılmanın birden fazla avantajı var. Öncelikle lisanslarınızı, kayıtlarınızı ve kullanımınızı kolayca yönetmek için veya herhangi bir sorunuzla danışabilmeniz için destek uzmanlarına danışma avantajı, en son güncellemelerden anında erişim avantajı, esnek dönem uzunluklarına ve yönetim araçlarına erişmek gibi birçok avantajlarınız bulunmakta. AutoCAD 2023'e abone olduğunuzda zaman kazandıran sektöre özel işlevsellik ve otomasyonlara erişir. AutoCAD web veya mobil uygulamaları ile de daha fazla mobilite ve sorunsuz bağlantılar elde edebilirsiniz. Ve inceleme döngülerini düzene sokarak işbirliği sürecini iyileştirerek hataları azaltarak tasarımlarınızı ileriye taşımaya yardımcı olan yenilikçi özellikler elde edersiniz. Web sitemizde daha fazla bilgi bulabilir ve abone olabilirsiniz. Bugün sizlere AutoCAD 2023'ün yeniliklerinden ve artılarından bahsetmeye çalıştım. Zaman ayırdığınız için herkese teşekkür ederim.